Arkadaşlar merhaba. Bugün size Windows 10 Pro veya Home ne de fark etmiyor. Bu Windows'ların içeriğini, kutu içeriğini yani kurulum öncesi gelen aldığım ürünü tanıtacağım. Öyle söyleyeyim size. Bu ürün piyasada 2500 TL ile 500 TL arasında, 700 TL arasında değişiyor. Bunların birçok versiyonu CD'li veya USB'li olarak geliyor. Artı şu şekilde gelenleri de var. Nasıl derseniz. Örnek veriyorum. Sizin elinizde bir Windows yok. İnternet üzerinden key olarak satın alabiliyorsunuz. Yani Windows'un şifresini alıyorsunuz. Lisanslı hale geliyor. Bunu da belirteyim. Ancak o lisanslı aldığınız Windows tek bilgisayarda, tek anakartta kullanılıyor. Bildiğim kadarıyla. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu Windows ise alma sebebim şu. Bu Windows'u istediğim bilgisayara kurup, istediğim bilgisayarda kaldırıp başka bilgisayara yine kurup kullanabiliyorum. Sebebi de fiyat farkı sebebi de bu. Bunun CD yani DVD versiyonları da var. Benim aldığım ise USB'li versiyon. İlk defa sizin önünüzde bu kutu açılışını gerçekleştireceğiz hep beraber. Çünkü YouTube'da gördüğüm kadarıyla şu ana kadar Türkiye'de yayınlanmış kutu açılışı yok. Şöyle başlıyorum ürünümü tanıtmaya. Ürünüm şu şekilde bakın. Windows USB 3.0 yani içinden USB bir flash çıkıyor. Windows 10 Pro aldım ben. Pro'nun özelliği şu, 64 bit ve 32 bit olarak iki çeşit Windows'u içerisinde barındırıyor. Ve aynı lisans geçerli oluyor, bunu da belirteyim. Bunların DVD olanları da var. Benim aldığım Windows'un şu şekilde gösteriyorum bakın, şuradan şöyle. Benim aldığım Windows, netleştireyim sizin için. Benim aldığım Windows 10 Pro 32-64 bit olarak geçiyor. Bunların şöyle bir numarası var, netleştiriyorum sizin için. FCQ 0927 yani 09127 olarak geçiyor. Bunun 10.000 küsürü var veya düşüyor olabiliyor. Ben bu şekilde aldım. Bunu da belirtmek istiyorum sizin için. Şimdi kutumuz bakın jelatinli, daha açılmadı. Sizinle beraber açacağız. Şöyle ön yüzü bu şekildedir kutumuzun. Bunu da özellikle gösteriyorum. Yan yüzleri şu şekilde. Arkasında da bu şekilde kitapçık gibi bilgiler yazıyor. Şöyle bakın yanları da bu şekilde. Şimdi bu kutumuzu sizin için açıyorum. Kutumuzu açmak için bir tane elime ufak bir bıçak aldım. Eğer siz makasla kullanabilirsiniz. Şu şekilde dikkatlice açmanızı öneririm. Sizin için açıyorum. Ben de ilk defa sizinle beraber göreceğim. Bunu da belirteyim. Şu şekilde açıyorum. Sigara paketi genişliğinde şu şekilde, onu da göstereyim. Açıyorum. Şu şekilde bakın. Açtığımda böyle görünüyor. Şöyle şu şekilde bakın çıkıyor. Şöyle açtım. Bu şekilde devam ediyorum sizin için. Şöyle şurada key çıkıyor. Şöyle bakın Windows 10'un şifreleri çıkıyor. Yani kurulum şifresi çıkıyor. Şöyle açılıyor. Şöyle şurada gördüğünüz bakın şöyle netleştiriyorum sizin için. Şunu bilgisayarımıza takıyoruz. Hop, düştü elimden bu arada. Bu flash disk şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu USB 3.0. USB 3.0'da da şu şekilde önü mavi oluyor. Bakın. Bu şekilde. Bu Windows kurulum için görünüyor. Windows bakın şurada yazıyor. Windows 10 Turkish Home Professional. Şöyle netleştirmek istiyorum. Şöyle. Save vesaire yazıyor. X20 Home Pro diye yazıyor. Şu şekilde bir flash çıkıyor. Yine devam ediyorum. Kutu açılışıma. Şöyle bakın. Burada böyle göründüğü gibi. Şuradan yine bir tane daha kitapçık çıkıyor. Şu şekilde. Birçok dilde anlatıyor nasıl kurulacağını. Kurulum kitapçığı çıkıyor. Bakıyorum yine. Başka herhangi
bir şey ürünmüyor. Şu şekilde bakın, şöyle açılıyor. Şu şekilde gösteriyor. Kurulum şekillerini gösteriyor. Şu şekilde burada dediğim gibi anahtar key var. Şöyle arka kısmını göstereyim. Şöyle göründüğü gibi. Kutu içeriğimiz bu şekilde. Ben ilk defa sizin için kutu açılışını yapıyorum. Bunların DVD olan versiyonları da var. Bunu da belirtmek istiyorum sizin için. Anahtarın arkasındaki şifreyi göstermedim. Yanlış anlamayın. Çünkü bu şifre tek kullanımlıktır. Başkalarının kullanmaması için şifrenizi paylaşmayın. Onu da size belirteyim. Ha, şöyle bir sorusu olanlar için cevaplayayım. Ben illa USB olarak mı istiyorum derseniz, bunun DVD formatında olan, yani bu kutu değil de daha ince paketleri var. Bunların DVD formatında olanları var. Yani içinden yine aynı şekilde, ama bu flash disk yerine, şu gördüğünüz flash yerine DVD CD'si geliyor. Onun içerisinde yine aynı Windows oluyor. Bunların yapı türü var. Bunun yapı türü dediğim gibi, bakın şurada, şöyle çevireyim yeniden bakayım. Şöyle alıyorum. Neresindeydi? Araştırıyorum sizin için. Şurada yapı türü yazıyor zaten. Yapı türü, yani yine Windows 10'un çeşitli versiyonları var. Bununki 0.9127 yapı türü. Bunun 10.000 küsürü var, 8.000 küsürü var. Bunu da bilmenizi istiyorum bu arada. Gördüğünüz gibi Windows'umuz bu şekilde içeriğinden çıkıyor. Kullanım kitapçığı, USB, kutu içerisinden key çıkıyor. Piyasada bunların 2500-2700 TL'ye satıldığı hali de var bunun, bu ürünümüzün. 500 küsür TL'den de alabilirsiniz. Yani 500 ile 2500 TL arasında bu ürün satışları mevcut. Bunu da belirteyim. Ha, ben daha uygun olarak istiyorum, DVD versiyonunu istiyorum derseniz, onlar 300 ile 800.000 TL arası değişiyor. Bunu da belirteyim size. Ha, ben daha da ucuz olsun diye istiyorsanız sadece key satın alabilirsiniz, ama güvenilir sitelerden almanızı tavsiye ederim. Tabi gitti gidiyor, N11, Trendyol, bu tarz sitelerde bunların keyli olanları da var. Yani şifresini alıyorsunuz, size internetten satın aldığınızda mailinize şifresi geliyor onayladığınız zaman ve key'i kullanabiliyorsunuz. Yani kurulu Windows'unuzda aktif ettiğiniz zaman o key tek kullanımlık, tek bilgisayar için geçerli oluyor. Bilginiz olsun. Bunda fark ise, bu daha profesyonel ve bu ticari olarak da kullanılabiliyor. O ise sadece home olarak, yani ev sistemi için geçerli kullanılıyor. Bilginiz olsun. Bunu da belirtmek istiyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Değişik ve farklı videolar çekmemi isterseniz yine yorum yapabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.